Şimdi 6 Nisan'dan sonra herhalde büyük bir ihtimalle bir seçim kararı alınacak. Meclis almasa bile büyük bir ihtimalle Cumhurbaşkanı herhalde bu seçim takvimini belirleme yetkisi var. Büyük bir ihtimalle ya 6 Nisan'dan sonraki Nisan ayı içerisinde ya da Mayıs'ın ortasında büyük bir ihtimalle seçim olacak. Haziran zaten sıcak bir zaman, tatil zamanı. Haziran ayına kalması o zaman da bir sıkıntılıydı. Çünkü bir önceki seçimde okul sınavlar tatil edildi filan. Büyük bir ihtimalle olacak. Benim gündemimde de var. Niyetim var. Yani aday olacağım. Siyasete girmeyi düşünüyorum. Bu siyasete girme için de bir sosyal sorumluluk çocuklarımıza, evlatlarımıza. İleride sorduklarında baba dünyada böyle şeyler olmuşlar olurken sen neredeydin? Niye elinizi atmadınız? Çünkü ben şuna inanırım. Bir ülke aydınına, çalışanına, bilim adamına ne zaman ihtiyaç duyar? Böyle zor zamanlarda ihtiyaç duyar. Böyle bir zor zamanda yeniden bir şeyler yapılma sürecine girerse ülkem katılım olsun mutlaka istiyorum. İyi Parti'yi düşünüyorum. Resmi bir müracaatım daha olmadı. Seçim takvimi açıklantısına büyük bir ihtimalle müracaatımız da olacak. Ben değişim olmasını hissediyorum. İstiyorum. Yani dünyanın coğrafyamıza baktığımız zaman çok rejimler değişti. İran sallanıyor. Ben de bir aydın olarak, bir okuyan olarak parlamenter sistemin eksikleri var denilerek gelinen bu yeni sistemde ülkenin daha çok tıkandığını, bürokrasinin daha çok arttığını, liyakat ve ehliyet sisteminin bu sistemden daha çok zarar gördüğüne inanan insanlardanım. Düzeltilmesi gerekiyor. İster hangi iktidar gelirse gelsin, kim seçimi kazanırsa kazansın, hangi ittifak seçimi kazanırsa kazansın, bu sistemin revizyona ihtiyacı var, ona inanıyorum. Bu yeniden bir yapılanma sürecinde katkım olsun istiyorum.